Twin olduğuna katılıyorum ben. Bazı bu arada. Bu pozisyonu izlemeyin arkadaşlar. Gerçekten kalkıp gidesim geliyor bakın. Bak bak neler yapıyorum bak. Ne yapıyorum? Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni Food Champions videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda bol bol savunma hatası yiyeceksiniz. Garip savunmalar yaptım bu hafta. Hücumda da güzel hücumlar oldu. Bakalım eğlenecek misiniz? Sponsorumuz Bilyoner'e bir kez daha çok teşekkür ederim. Bu video verdikleri katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen aşağıdaki Bilyoner linkinden bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet, şöyle bir startı verelim bakalım. 12-0'dan başlıyoruz bu hafta. Dediğim gibi savunmada garip bir hafta yaşadım çünkü switchlerim genelde işlemedi. Switchler işlemeyince de savunma yapılmıyor maalesef. Yani yapılan savunmanın bence %50'si %60'ı switch. Ne kadar iyi L1 ve sağ analog kullanırsanız o kadar iyi. Onları kullanamazsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve bunları az kullanmak lazım tabii ki. Çok fazla switch'te hata yapılıyor. Özellikle başlangıç seviyesi istiyorsanız. İyi başladık Ronaldo'nun golüyle. Bir XX ama bu hafta XX'ler pek çalışmadı bende. Sadece bana özenli bilmiyorum. Hatta sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Üçgen üçgen ve XX neredeyse hiç atamadım. Evet, bu rakibimiz çok iyi oyuncuydu arkadaşlar. Gerçekten hani zaten izleyeceksiniz. Mükemmel oynadı neredeyse tüm maçı. Enteresan ve güzel bir maç oldu. Son zamanlarda oynadığım en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Ki Xbox tarafında Playoff şampiyonuyla oynadım bu hafta. Onda videosu gelecek. Analiz videosu. Ondan daha mı iyiydi? Belki de daha iyiydi. Etki olarak daha iyiydi tabii ki. Hani uzun vadede oyuncu yenebilecek oyunculardan bir tanesi değil ama bu maçta çok iyi oynadı. 2-0'a geçtik. Bir kafa golü yedik maalesef ama şimdi penaltı kazandık Pele ile beraber. Bakalım bu pozisyon gol olacak mı? Normalde Bruno Fernandes'e vururum. Neden Ronaldo ile vurdum bilmiyorum. İşte 2-0'dan sonra ya da geri düştükten sonra konsantrasyonu kaybetmemek lazım. Penaltıyı kaçırdık ama Bruno Fernandes'in takıma katılması bizim için çok güzel. Ve güzel bir gol Pele'den. Burada kaleciyi kullanmak istiyor rakip. O yüzden kaleci donup kalıyor. Normalde FIFA oynamayıp bizi izleyen varsa hani kaleci ne yapıyor şu anda tarzı yorumlar gelirse en azından bir cevap vermek istedim. Kaleciyle uzak köşeye kapatmak isteyince böyle bir görüntü oldu. 3-1'den sonra bir kez daha rakip uzağa kapatıyor. Ben yine yakına vuruyorum. 2-2'lik skor var. Burada switch olmuyor arkadaşlar. Bakın varandayım şu anda. Ağır çekim alayım. Volker'a geçmiş olmam lazım. Çok bastım. Zaten elim L1'de şu an görüyorsunuz burada. Ama geçmiyor ve biz o geçmemesinden dolayı topu ağlarımızda görüyoruz. Çok geç geçiyor. Ağır çekimdeyken tam gösteremedim. Şu anda odaklanırsanız biraz daha rahat göreceksiniz. Şu an geçmiş olmam lazım ama geçmiyor. Ve çok küçük, işte 2-3 milisaniyelik bir şey bile o kadar çok fark ettiriyor ki bu oyunda. Top ağlarımızda 4-2 ve rakip gerçekten güzel goller attı. Kafa golü de hakkıydı. Burada yaver apası Pele İlkan'da vuramadı. Sonrasında devamında pozisyon neyse ki kontrol bende kaldı ve golü attım. 4-3'lük bir skor. Ataklarımıza devam ediyoruz. 4-3'lük skordan sonra 73'te ve bir tane pencere buluyoruz savunmada. Pele ile geliyoruz ve burada mesela sakin olmam lazım. Ronaldo'yu kan da atarsam geçmeyecek. Bunun bilincinde olup bekliyorum ve işte bakın boşluk şu anda. Ronaldo hemen cezayı kesiyor. Atak organizasyonları konusunda çok fazla video ile alakalı sorular geliyor. Hani bu videolar bence çok güzel örnekler aslında. Hani mesela canlı reaksiyon istiyorlar insanlar haklı olarak ama zaten konsantre oynadığım için, işin hala e-spor tarafında olduğum için videolarda hem çok reaksiyon veremiyorum hem de ne bileyim böyle anlatmak bana çok daha faydalı geliyor. Bu arada yine bir switch hatası var burada. Bakın Vieira'ya geçecek şimdi. Şurada Vieira'ya geçiyor alakasız. Neyse ki savunabiliyoruz. 4-4'lük skordan sonra. Bu arada bu bir geçiş maçı arkadaşlar. Ronaldo maçın kırılma anı buydu belki de. 105'te çok iyi bir pasla Mbappe'yle yine aynı dönüşü yiyoruz ve skor 5-4'e geldi. Yani o da güzel hücum yapıyor, ben de güzel hücum yapıyorum. Bayağı pozitif bir maç olmuş aslında. Şöyle bakınca. Pele az önce Ronaldo'nun yapamadığını yapıyor ve hemen hemen aynı golü bu kez atıyoruz. Ki Pele bence daha uzaktı. Ve rakibin 120'deki sakinliği maçı ona kazandırıyor. Pele. Pardon, Neymar. Pele dedim sürekli, o yüzden Neymar bizim bu haftalık namağlüplük serimize son veriyor. Hatta bu yıl ilk kez kaybediyorum. Böyle de gereksiz bir şaka yapayım. Birazcık yumuşatayım ortamı kaybettikten sonra.
Yapacak bir şey yok. Adam iyi oynadı. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Evet, devam edelim. Yeni bir maç, yeni bir heyecan. 13'e 1. Henüz gol tuç olmadık. O yüzden hala risk var. Geçiş maçları çok zor. Geçiş maçlarından kastım 14 olma maçı, 17 olma maçı, 19 olma maçı, pardon 20 olma maçı, 23 olma maçı. Bunların hepsi çok zor arkadaşlar. Bu tip maçlarda konsantrasyonu kaybetmemek lazım ki zaten hepimiz kaybettiğimiz maçları bir yere not alsak büyük ihtimalle bu maçlarda kaybediyoruz çoğu maçımızı. Onu da belirteyim. Bu maçları biraz daha konsantre oynayabilirsiniz eğer gelişim istiyorsanız aslında. Şimdi az önceki rakibimiz kıyak geçti ve 14 olduk. Garip bir şekilde böyle şeylerle pek karşılaşmaz normalde. Eren 61'e karşı oynuyoruz. Bu çalımın aynısını 4-4'lük maçta, pardon 6-5'lik maçta, kaybettiğim maçta atamadım dakika 90'da. Onu atmış olsaydı maç bitmişti arkadaşlar ama Pop yani Pop gerçekten Pop inanılmaz bir kaleci. Hala iyi. Bendeyken çok etkili değil, sıradan ama karşıdayken çok fark yaratıyor. Evet, Puşkaş karşıma geldi ve Felix. Felix Puşkaş çok psikopat bir ikiliymiş aslında, düşündüm şöyle de. İyi bir ikili valla. Güzel kadro kurmuş. Buna penaltı çalmadı. Yani bilmiyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum burada. Sabırlı bir şekilde bekliyorum. Artık topu basması lazım, alması lazım. Ve penaltı çalınmayan pozisyonu biz gole çeviriyoruz. Burada bir berbat spin cancel'dan sonra ekstra pas, güzel bir gol. Gerçekten iyi bir gol. Bruno Fernandes'le takımımıza yeni katılan oyunculardan bir tanesi ki zaten tek oyuncu. Ve sonra buna penaltı çaldı. Eyyan değil de ne? Az önceki çalıp buna çalınabilirdi. Sonrasında penaltıyı kullanıyorum ve atamıyorum yine. Penaltılarda çok kötüyüm bu hafta. Ve rakip git penaltı çalış diye maçtan çıkıyor arkadaşlar. 16'ya 1 oluyoruz. Sıradaki maç. Kante'ne Bruno Fernandes geldi. 30-0'lık kadrodan hiçbir fark yok. Onu belirteyim. Bu arada Xbox tarafında Renato Sanchez'in 84'lük kartıyla oynuyorum. Gerçekten inanılmaz. Çok çok iyi bir kart. Eğer orta saha isteğiniz varsa hiç Blunt falan bulaşmayın. Direkt Renato Sanchez'in 84'lük kartını alın. Ben çok memnun kaldım. Burada şanslıyız. Alessandro'nun şutunda Ederson doğru yerde. L1'e bastım. Pele'yi kaçırdım. Karşı karşıyayım. Burada bir hata yapıyorum. İlk anda vurmam lazım. Bunu yüksek seviye bir maçta yapmış olsaydım büyük ihtimalle o son çalımları atamayacaktım. Bu bir hata. Yani direkt kaleye gitmek varken böyle şeylere girmemek çok daha mantıklı. Ve sonrasında hatayı iyi değerlendirdik ama bu da güzel bir gol. Bu da ekstra bir gol Ronaldo'yla. Ekstra derken düşünmek ve yapmak sadece, yani çok abartılı bir şey gözükmüyor ama orada birebir de doğru zamanlama yapmak bayağı güzel. 4-0'lık skordan sonra biraz Pele Show izleyelim. Pele. Can istediği zaman o kadar güzel oynuyor ki ama can istemeyince çok kötü. Hep aynı yani. İşte oyunun pay to win olduğuna katılıyorum ben. Bazı bu arada. Bu pozisyonu izlemeyin arkadaşlar. Gerçekten kalkıp gidesim geliyor bakın. Bak bak neler yapıyorum bak. Ne yapıyor? Ve affettiriyoruz kendimizi sonra. Bir de pay to win kısmında şunu söylemek istiyorum. Yani geçen sene 9 milyon verilen bir Totti Ronaldo sol ayağıyla şut atamıyordu. Bu sene zaman zaman mesela oyuncularımın ben paralarının karşılığını verdiğini hissetmiyorum. Bu da garip bir durum. Tamamen bana şey gibi geliyor yani, bu haftalık bu oyuncuyu sat. Sonradan bir şekilde pişman olup geri alacaksın ve takstan zarar edeceksin. Tarzı bir şey hissediyorum ben. Çok garip gerçekten yani, 9 milyonluk bir kartın sol ayağıyla şut atamaması FIFA 20 tarihinde çok ilginçti. Totti Ronaldo'nun sol ayağıyla şutlarını kullanan bilir arkadaşlar, çok kötüydü gerçekten. Ama Ronaldo inanılmaz. Gerçekten müthiş bir forvet durumunda benim için. 180 maçta 240 golü vardı şu anda yanılmıyorsam. Güzel bir oyun yine. Ronaldo ile golü buluyoruz. 17'ye 1'lik bir skor. Rakibimiz yine bir Türk oyuncu. Burada Walker araya giriyor. Gayet iyi bir şekilde. Ve Pele.
Uzağa kapattı rakip. Ben de hemen yakına vurdum ki fark yaratsın diye. Gül Spor Kulübü, Blackburn Rovers armalı. Güzel düşünülmüş bir takım. İlginç bir takım. İlginç bir takım. Bu arada Robben çok güzeldi. Yani tabii ters ayağı 2 ama sol ayağıyla vurduğu şutlar genelde gol oldu bana karşı. Burada güzel bir çalım Ronaldo'dan. İlk hafta böyle olur ya. İlk hafta aldığımız oyuncular genelde çok iyi çıkıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sonra böyle bir tık daha geri düşüyorlar. Robben bakalım öyle mi? Yoksa haftalar boyunca iyi olacak mı? Ki ben iyi olacağını düşünüyorum Robben'in. Bir tane gol yedim. İnanılmazdı Robben'den ama tam ondan bahsederken şu golü yemek, bir daha izletmek istiyorum size. Gerçekten topuk bası mükemmel. Helal olsun. Böyle golleri görmeyi seviyoruz her zaman. Yesek bile fark etmez. Pozitif. Devam. Bir tane daha atma ama. Çok attı. Atıyor mu? İyi savunma geliyor burada, bakın bakın. Bu hafta şu savunma yapmış olsaydım zaten o 6-5'lik maçı kaybetmeyebilirdik ama yapamadık işte arkadaşlar, yapamadık. Ve iyi savunmanın hemen ödülü gelecek mi Ronaldo'yla bakayım. Geliyor. Güzel vurmuş. Çaprazı bu tarz vuruşları yapmanızı tavsiye ediyorum. Tavana vuruyor genelde oyuncular ve kaleci animasyona giriyor. Hepsi gol oluyor arkadaşlar bu tarz şutların. Hani geçen seneki yakın köşeler gibi düşünün. Çaprazdan geldiğinizde uzak köşeye şutlarınızı kullanın. Bir plase. Ben kesinlikle imkanım olsa Alisson kullanmam, Pop kullanırım bu arada, onu söyleyeyim. Alisson karşıma geldi, hiç maçta fark yaratmadı benim. Onu da belirteyim. Ronaldo ile geliyoruz. Dakika 77, kritik bir maç. 2-1'lik üstünlük var. Bu tip maçlarda mesela 20 maçı, yine kritik bir maç. Bu tip maçlarda işte doğru zamanı beklemek çok önemli ve doğru zamanı bulduğumuz anda Pele güzel plaseyle cezayı kesti. İlginç bir kadro. Vidic, Ferdinand. Bu maçta Ferdinand inanılmaz oynamıştı, evet. Hatırladım. Rakip hata yapıyor burada. Yakın oynaması lazım bana. Çok uzaklaştı Vidic'le. Uzaklaşınca bana pas şansı doğurdu. İnanılmaz bir aşırtma golü gerçekten. Güzel goller yemişim bu hafta. Arka arkaya. Bunları öğrenmek lazım. Çoğu esporcu da kullanmıyor aslında. Ama rakip çok güzel attı. İşte Vidic'in pası kötü derken bunu kastediyordum. Ben bilerek Vidic tarzı, Campbell tarzı stoperler görünce çok önde basıyorum arkadaşlar. Sizler de basabilirsiniz çünkü pasları kötü. Onu belirteyim. Ve ara pası tutorialımızda gösterdiğimiz Umut pas dediğimiz Leipzig'in oyuncusu Umut'un başlattığı bu pas furyasında biz de devam ediyoruz ve güzel bir pas. Salah. Yine yerimizde kaldık. Ya bu sene bence savunmada yerinde kalmak çok çok önemli. Çok küçük yön vermek önemli. Stopere çok savrulmadan oynamak önemli. Ve evet, uzağa kullandı yine rakip ve yakına vurmayı başardık. Evet, bakalım kadroya. Lahm, Gelson Martins çok kötü. Gelson Martins'i Xbox'ta ben de oynuyorum ama gerçekten oynaması çok zor. Pası çok kötü en başta. Ve ters ayağda 3 bildiğiniz gibi. Ben Hertha Berlin maçındaki Hertha Berlin'in Xbox oyuncusu bize kadar yenilmemişti neredeyse. Top Gelson Martins'e geldi, çok kritik bir an. Ters ayağının 3 olduğunu bilmiyordum. Dedim ki vurayım bari, belki 4'tür. Vurdum ve gol oldu. Sonra baktım 3'müş. Son golümdü arkadaşlar, o gol benim. Çünkü artık 3 olduğunu bildiğim için vurmuyorum. Aslında vurmak lazım ama işte refleks olarak vurmak istemiyorsunuz çünkü gol olmayacak diyorsunuz. Gelson Martins'te kritik bir gol atmıştı benim için. Eto. Eto'nun gelişi başladı. Sürekli Eto gelecek karşımıza bu maçtan sonra. Xavi'nin Prime kartını bir hafta alıp deneyeceğim. Söz veriyorum. Bak, Fakir FC'de 800k paramız var. Orası duruyor hala. Ama Xavi ile oynamayı çok istiyorum. Gerçekten. Bruno Fernandes çok çok iyi bu arada. Son yıllarda oynadığım en ofansif böyle işte pası, hücumu iyi olan orta sahalardan. Eto'dan bir gol yiyoruz. Samuel Eto. Biraz daha toparlanmış geldi benim gözüme. Oyunun başında pek etki yaratmıyordu ama şu anda iyi gözüküyor Eto'da. Eto'da. Burada bayağı bir sabırlı. Döndür. Şunun mesela gerçek futbolla hiçbir alakası yok, farkındayım ama ya bazen yorumlarda okuyorum. İşte futbol bilmiyor gibi oynuyorsunuz tarzına şeyler okuyorum. Belli bir seviyede oynamak istiyorsanız bu oyunu futbol gibi oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Sebebi o. Yoksa ben ne olursa olsun çok fazla maç izleyen, zamanda futbol oynamış bir insanım ama yani işte uzaktan şut atma şansınız yok. Çok fazla ara pası denemeniz ya da ne bileyim bekleri çıkarma şansınız yok. Bu da sizi oynarken evet futbolu bilmiyormuş gibi gösterebiliyor. Yoksa ben tabii ki hani futbolu çok bildiğimi iddia etmiyorum.
Ama bilmiyorlar, dedirtmem tabii ki, yani saçma olur. Futbol tabii ki biliyoruz. Ama bu oyunda futbol gibi oynarsanız belli seviyenin üstüne çıkmanız çok zor. Hatta yakın zamanda oyunu bıraktım, e-spor bıraktığım dönemde bunu deneyeceğim. Böyle futbol gibi oynamaya çalışacağım bir hafta. Bakalım kaç yapacağız, çok merak ediyorum. Ya muhtemelen 14, 17 falan yaparız. Sürekli uzaktan vuracağız. İşte bekleri çıkaracağız. Taktikleri futbola benzeteceğiz. Tarzı bir şeyler denemek istiyorum. Bakalım kaç yapacağız. Hiç kazanma kaybetme derdi olmayacak ama kesinlikle. Yan hesapta bunu denemek istiyorum. Evet, devam edelim. Burada savunma zafiyetimiz biraz baş gösterdi. Garip bir gol. Ederson ayağından sekti. Bakın ne kadar kapalı savunma ama bir şekilde açılıyor bu sene. Geçen sene ben hiç açamıyordum. Ama bu sene açabiliyorum artık, çok şükür. Neymar'la gelen gol. Sonrasında Ronaldo. İyi bir dönüş. 25-10 maçı. 2-1 öndeyiz. Yakın zamanda PlayStation 4'ümü çekilişle vereceğim. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama bu çekiliş büyük ihtimal Twitch'te olacak. Twitch yayınlarına başladığımız zaman olacak. Onu da belirteyim. Ben söylemeden etmeyeyim. Kendi PlayStation emektarımı sizlerle paylaşacağım. Biraz fazla fan sesi var ama olsun. Frikik taktiğimiz iş başında Neymar. 3-1'lik skor. Yine belki de kırılma anlarından bir tanesiydi bu. Ve Ronaldo 4-1. 25'e 1 olduk. Karşımızda güzel bir kadro var. Mkhitaryan, Kessié, Deulofeu, Lozano. Çıkarken yapılan bir top kaybı. Bu tip paslar atmamak lazım. Ronaldo. Açıyı bulduğunuz anda vurmak lazım Ronaldo'yla da. Goldu da atıyor bu arada bu golleri. Onu söyleyeyim. Kessié nasıl bir kart? Kullananlar varsa yazabilirler mi acaba? Kessié, Partey, bunlar sanki bana aynı oyuncuymuş gibi geliyor. Büyük bir savunma hatası yine. Orada, yani şurada yapmam gereken bir hata tamamen Varane'ı çıkarmak arkadaşlar. Varane'ı çıkardıktan sonra bırakmamam lazım. Hem çıkarıp hem de bıraktığım için rakip hem pas opsiyonu buldu hem de arkaya koşabildi. Ama ben tabii ki yine switch yapamadım, o yüzden olmadı. Switch'imi algılamadı oyun. Switch dediğimde oyuncu değiştirme bu arada. Orada Walker'a geçebilseydim sıkıntı olmayacaktı. Birbirinden sonra step over. Bir de çalım. Ve şut dohalarda. 2-1. Rashford'dan hiç memnun değilim. Aslında bir tane planım var takımla alakalı. 4-2-3-1 taktiğine dönüp maç içerisinde değil tabii ki. 4-4-2 oynamaya devam edeceğim ama. Mbappe'yi alıp Neymar'ı satıp Rashford'un da işte 86'lının bu kartın tam kimya kullanmayı düşünüyorum. Aklımda öyle bir şey var. Bakalım yapabilecek miyim? Güzel bir gol. Güzel bir gol. Bu hafta gerçekten güzel goller yedik. Basit goller yemedik en azından. Uzak köşe Pele. Çehi kontrpede bıraktı. 1-1'lik beraberlik var. Burada bir tık şanslıyım. Bir tık da adamın stoperinin, Nesta galiba stoperi. Tam hatırlayamadım ama stoperin hatası var. 2-1'den sonra dakika 70. Ve çok çok kötü bir gol yiyorum gerçekten. Kendi adıma kötü bu arada. Adam iyi oynadı. Vidal oyun en iyi orta sahası gibi oynadı bu maç arkadaşlar gerçekten. Ve 2'yi de yiyoruz. Pardon, 3'ü de yiyoruz. Felix'ten. İkinci mağlubiyetimizi alıyoruz. Felix bu mağlubiyeti tattırdı bize. Felix gerçekten çok iyi. Çok etkili bir kart durumunda. Ama Vidal'in o katkısını unutamayacağım gerçekten. Bruno Fernandes'i bir ara yakaladı. Bir ara Neymar arkadan yakaladı. Garip bir maçtı. Evet, artık yavaş yavaş konsantrasyon dağıldığı anlar. Topu alamıyorum maalesef. 1-0 geldi, savunmaya bak. Burada artık masaya yumruğumuzu vurduk. 4-2-3-1'e döndüm. Çünkü bu rakibe karşı pas yapamıyordum ortada.
Stepover. Karşı karşıyayız ve Neymar skoru 1-1'e getirdi. Anduç an çok çalıştı. 1-1'den sonra artık Stepover gücünü göstermek lazım. Stepover'ı bu hafta çok az kullandım ben aslında. O bir problem. Şu anda iyi oynayan tüm oyuncular Stepover'ı iyi şekilde yapmak zorundalar ve yapıyorlar da. Ki ben de 30 yaptığım haftalarda, 29 yaptığım haftalarda çok fazla kullanıyorum Stepover'ı. Bu hafta nedense daha çok paslı oynadım. Çok keyif aldım aslında hücumda bazı pozisyonlarda ama savunmada o switch yapamama problemi beni çok olumsuz etkiledi. Ronaldo 3-1'lik skora getiriyor maçı ve bize galibiyeti getirdi. Ve son maçımız mı? Evet, son maçımız yine Eto arkadaşlar. Eto'yu gerçekten çok gördüm bu hafta. Rakip yarı sahadayız. Ne yapıyor? Niye böyle bir şey yaptı? Güzel bir pas. İşte bak canı isteyince mesela böyle paslar atıyor oyuncular. Normalde o pası direkt ortaya atar ve rakip kapar ama tam yerine attı Rashford burada. Ben ekstra bir şey yapmadım. Topalara gitti. Bruno. Saat burada 4 arkadaşlar. Dönüşlerimizden bellidir. Gece 4. Yoksa gündüz bu şekilde dönmek mümkünatı yok. 2-0'lık sonuç. Aynı şekilde vurdum bu arada. Uzak köşe görmeyen varsa. Bakın bu uzak köşeye şutları atın. Kaleciler böyle olduğu yerde şöyle zıplıyorlar. Bunu niye gösterdim bilmiyorum. Nasıl dönüyorum? Keşke hep böyle dönebilsem. 3-0 ve maçın sonu geliyor. 28'e 2. Kötü bir skor değil tabii ki. Bu kadar savunmada zafiyet olan bir haftada bence 28 kötü bir skor olmadı ama daha iyisi olabilirdi. Yani evet iyi bir rakibe karşı kaybettik ilk maçı ama ikinci maçta kazanabilirdim çok rahat. Çok garip bir gol yedim. Üçüncü golüm. Üçüncü gol değil, ikinci gol. O kırılma anıydı, üçüncü gol biraz sıkıntılıydı. Yine switch yapamadım çünkü orada Vieira'dan geçmem lazımdı, geçemedim. Ama güzel bir haftaydı, 28 galibiyet. Ve bitirdik. Çok teşekkür arkadaşlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu dakika kadar beklediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.